Suat'ın babası doğum gününde ona bir zar hediye ediyor arkadaşlar. Adam zar öyle uygun görmüş. Belki de çok pahalı bir zar bilmiyorum ama garip bir doğum günü hediyesi gibi gözükse de sorumuz için böyle bir hediye. Zarın hilesiz olduğundan emin olmak isteyen Suat da zarını okula götürüyor ve zarı 500 kere atıp her seferinde kaç geldiğini not ediyor. Daha sonra 20 zar atışının beklenen toplam değerinin 67,4 olduğunu hesaplıyor. Bravo şu Suat'a. Bunun altını çiziyorum. 20 zar atışının beklenen toplam değeri 67,4'müş. Okuldan eve dönerken yağmur yüzünden listesindeki iki sayı siliniyor. Suat'ın tablosundaki eksik olan iki mutlak frekans değerini bulmamız gerek. Suat zarı 500 kere atmış ve kaç kere 2 geldiğini not etmiş. Tam 110 kere 2 gelmiş arkadaşlar. 95 kere 3, 70 kere 4 ve 75 kere de 5 gelmiş kaç kere 1 ve 6 geldiğini de not etmiş ama bu sayılar ne yazık ki yağmurdan silinmiş. Bunun için kaç kere 1 ve 6 geldiğini tabloda ve soruda verilen bilgileri kullanarak bulmamız gerekiyor. Şimdi ne var? Soruda 20 zar atışının beklenen toplam değerinin 67,4 olduğu bilgisi verilmiş. Şimdi videoyu durdurun ve benden önce soruyu kendi başınıza çözmeye çalışın lütfen. Önce soruda verilen bu beklenen toplam değer hakkında düşünelim. 20 zar atışının beklenen toplam değeri 67,4. 20 zar atışının beklenen toplam değeri, 1 zar atışının beklenen değerinin 20 ile çarpımıdır. 1 zar atışının beklenen değeri, buraya yazıyorum, 1 zar atışının beklenen değeri 67,4 bölü 20'dir. Hesap makinesini çıkaralım. Bu da ne eder? 3,37 eder. Eşittir 3,37 yazıyorum. Peki, bu bize nasıl yardımcı olacak? Buradaki frekans tablosunu kullanarak beklenen değeri hesaplamayı biliyoruz, öyle değil mi? Buradaki silinmiş sayıya A diyelim, buna da B. Bir zar atışının beklenen değeri için buradaki değerlerin ağırlıklı frekansını almamız, yani ağırlıklı toplamı hesaplamamız gerekir. Bir gelme olasılığı a bölü 500 çarpı 1 artı hepsini farklı renkle yazacağım. 500 kerenin 110'unda 2 geliyor. Bunun için 110 bölü 500 çarpı 2 yazıyorum. Tekrar ediyorum. Bu iki değerinin ağırlıklı frekansı arkadaşlar. Aynı şeyi bu değerlerin hepsi için yapacağım. Yani artı 95 bölü 500 çarpı 3 artı 70 bölü 500 çarpı 4 Artı bu, bu da kahverengi olsun bari. 75 bölü 500 çarpı 5. Ve son olarak artı B bölü 500 çarpı 6. Bu bir zar atışının beklenen değeri olan 3,37 eşit olacak arkadaşlar. Yazıyorum eşittir. 3,37. Eşitliğin bir tarafında bölü 500'ler var. Bundan kurtulmak için iki tarafı da 500'le çarpalım. Sol tarafta a bölü 500 çarpı 500'den a artı 110 çarpı 2 yani 220 artı 95 çarpı 3 bu 300'den 15 eksiktir yani 285 artı 7 çarpı 4 280 eder artı 75 çarpı 5 350 artı 25'den 375 eder ve artı 6b bu çarpı 500'e eşit olacak bunun sonucu da 3,37 çarpı 500'den yani 1685'tir. Bu bir zar atışının beklenen değeriydi. Eşitliğin iki tarafını da 500 ile çarptım. Burası çarpı 500 ve burası çarpı 500. Buradaki 500, bütün bu 500'ler birbirini götürdü. 3,37 çarpı 500 de 1685 etti. Ve böylece buraya geldim. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Ve evet, aynı olması gerektiği gibi terim sayısını doğru yazmışız. Saçma bir hata yapmak istemeyiz, öyle değil mi? Kontrol ediyoruz. Şimdi... İki taraftan da 220, 285, 280 ve 375 çıkaralım. Bunu yaparsak sol tarafta a artı 6b kalır. Sağ tarafta ise hesap makinesini alalım. Ee, 1685 eksi 220 eksi 285 eksi 280 eksi 375 ediyor. 525. O halde a artı 6b eşittir 525. Harika. Peki tüm bunları yaptık ama hala iki bilinmeyenli yani, bir denklemimiz var. A ve B'nin ne olduklarını nasıl bulabiliriz? Bakın burada bir bilgi daha var. Hem de hesaplaması çok daha kolay. Buradaki toplamın A artı 110 artı 95 artı 70 artı 75 artı B'nin 500'e eşit olduğunu biliyoruz. Hemen yazıyorum buraya. A artı 110 artı 95 artı 70 artı 75 artı B eşittir 500. Yine iki taraftan bunları çıkaralım ve a artı b'yi bulalım. Sol tarafta a artı b kaldı. Sağ tarafta 500 ile başlıyoruz. Eksi 110, eksi 95, eksi 70, eksi 75 ne diyorum? 150. Yani a artı b eşittir 150. İşte oldu. Artık iki bilinmeyen iki denklemden oluşan bir sistemimiz var. Ve bunu nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Yer değiştirme ile çözebiliriz. Ya da ikinci denklemi birinciden çıkarabiliriz. Hadi bunu yapalım şimdi. Bu denklemin sol tarafını bundan çıkaralım. Ya da bunu eksi 1 ile çarpıp iki denklemi birbirine ekleyelim. A'lar birbirini götürdü. 6B 6 eksi 6 B, B eder 5B. Bu da eşittir 375. Doğru oldu mu? Buna 125 eklersen 500 eder. Evet. 1, 25. Daha 525. Evet doğru. Şimdi iki tarafı da 5'e bölelim ve B'yi 75 olarak bulalım. Bu sayı 75'miş. Sıra A'da. E şimdi B 75 ise arkadaşlar A artı B neydi? 150 olduğuna göre. Bunu bu ifadenin iki tarafını eksi 1 ile çarpmadan önce bulmuştuk. a artı b 150 olduğuna göre ve b 75 olduğuna göre. iki taraftan da 75'e çıkarıyoruz bakın böyle yapıyoruz işlemi. Dolayısıyla a da 75 ediyor. Ve işte bu kadar cevabımızı bulduk arkadaşlar. Ve Suat'ın zar sorununu çözmüş olduk. Suat artık çok mutlu sizin sayenizde.